sürpriz. Ne çıkacak acaba, yapıştır boya katla. Tüm cevaplar sürpriz kutusunda, atma sakın atma. Sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla başla. Armanın coşkusu başlıyor, bak sürpriz kutusu. Dönüştüratör, bugün hava çok güzel. Güneşli, bol güneşli. Evet, biliyorum. Güneş çok faydalı. Hatta biz D vitaminini güneş ışınlarından alıyoruz. D vitamini de dönüştüratör sağlığımız için çok önemli. Ama uzun süre korumasız şekilde güneşte durmak çok zararlı, biliyor musun? Tabii, o yüzden uzun süre güneşte duracağımız zaman bazı koruyucu önlemler almalıyız dönüştüratör. Niye bakayım kameraya? Tamam. Merhaba, hoş geldin sevgili arkadaşım. İyi ki dönüştüratör haber verdi. Başlamışız. Sürpriz kutusuna hoş geldin. O zaman ne diyoruz? Hofusu, popusu gelsin sürpriz kutusu. Evet, sürpriz kutum geldi. İçinde ne var acaba? Sen merak ediyor musun? Evet, sürpriz kutumun neresinden başlasam? Çatısından başlayayım. O zaman çatısını açıyorum ve içinden ne bu? Pastel boya. Pastel boya çok güzel. Peki burada ne var? Bakıyorum. Kavun içi renginde bir renkli karton. Peki o zaman hemen sol çekmecemi açayım. Sol çekmecemde ne var? Oynar gözler, hem de büyük. İki tane büyük oynar göz. Peki burada? Bu lastik. Pembe lastik. Tamam, diğer çekmecemde ne var peki? Bakıyorum, sürpriz kutumun anahtarı. Peki sürpriz kutumun anahtarıyla ne yapıyorum? Evet, doğru. Sürpriz kutumu açıyorum, ne yapacağım? Evet, şimdi içinde ne var acaba, güzel bir malzeme? Renkli kartonlar. Evet, biri açık kahverengi, biri de turuncu. Yine renkli karton. Dönüştüratör. Kutu bana biraz daha ağır gelmişti ama İçinden hiçbir şey çıkmadı. Yani çıka çıka renkli kartonlarımla oynar gözler. Lastiği görünce hemen maske yapasım geliyor dönüştüratör. Şapka. Evet, şapka olabilir. Ya da taç da olabilir mesela. Dönüştüratör, bak aklıma bir şey geldi. Bugün senin ne yapacağına ben karar vereyim. Benim de ne yapacağıma sen karar ver. Ne dersin? Benimki o zaman sürpriz olmaz diyor. E tamam, bir günde olmasın dönüştüratör. Hem yine nasıl yaptığını en sonunda göreceğiz. Bak, benim bugün aklıma maske geldi. Sen maske yap. Sonunda nasıl bir maske yaptığını, ne maskesi yaptığını yine sürpriz olarak görmüş olacağız. Senin de şapka geldi aklına mesela. Ben de şapka yapayım o zaman. Şapka iyi fikir. Hem beni güneşten korumuş olur. Gerçekten mi? O şapka yapmaya karar vermiş. Hatta başlamış bile. Nasıl? Şablonunu çizmiş, hazırlamış. E o zaman sen zaten şapka yapacağını bize baştan söylemiş oldun. Sürprizi kalmadı. Dönüştüratör, bence sen gel, benim dediğime dönelim. Şablonum o zaman ne olacak diyor. E tabii, şapkayı ben yapacaksam şablonu bana vereceksin. Bedavaya vermem diyor. Tabii ki vermezsin dönüştüratör. Sen bilmeceyi soracaksın. Ben bilmeceyi bileceğim ve şablonu alacağım. Tamam. Anlaştık o zaman. Ama öncelikle ben sevgili arkadaşıma şapkayı nasıl yapacağımı bir anlatayım. Öncelikle dönüştüratörden şapka şablonunu alırım. Renkli kartondan şablonu kesip çıkartırım. Lastikten başıma uygun bir parça keserim. Şapkanın uçlarını delip lastiği geçiririm, arkasından bağlarım ve karton şapkamı tamamlarım. Dönüştüratör, şablonu bana verecek misin? Tabii ki. Ben bilmeceyi bileceğim ve sen öyle şablonu vereceksin. O zaman gönder gelsin bilmeceyi. Evet. Geliyor ve geldi. Bilmecem geldi, bakalım dönüştüratör ne sormuşsun? Hemen okuyorum. Ne doğal gaz, ne petrol. Eğlence geçer borulardan. Merak ve neşe bir tüpün içinde.
Çok uzakta arama, bilirsin onu buralardan. Buralarda mı? Çok uzakta aramayacağın bir şey. Demek ki buralarda eğlence borulardan geçiyor. Merak. Merak ve neşe. Dönüş Teratör, bu bizim stüdyomuzda çok yakın bir şey olabilir mi bize? Yani mesela belki de bilmece tüpü mü soruyorsun bana? Dönüş Teratör, bildim değil mi? Evet, şablonum geldi. Bakalım şapka şablonu nasılmış? Meşhur şablon buymuş demek ki. Bu kesik kesik çizgili olan yerler ne olacak? Niçin yani onlar? Tamam, oralara kat izi yapıp katlayıp içe doğru yapıştıracakmışım. Böylece şapkanın üstü biraz daha havada duracak, altı da yatay şekilde duracakmış. Elimde bu şablonum var ama bu şablonumu renkli kartona nasıl geçirebilirim? En iyisi elimle çizeyim. Evet, elimle çizebilirim. Gerçekten mi? Karbon kağıdı olmadan da yapabilir miyim? Ha, bu arada sevgili arkadaşım, karbon kağıdı nedir? Karbon kağıdı yazılının bir kopyasını elde etmek için iki kağıdın arasına koyulan ve bir yüzü özel boyalı bir kağıt. Yani böyle iki şeyi üst üste koyuyorsun, arasına karbon kağıdını koyuyorsun, üstten yazınca alttakine de çıkmış oluyor. Daha önce kullanmıştık hatırlarsan. İpucu vereceksin ama Dönüş Teratör, daha yeni bilmece bilmiştim. İstersen elinle çiz diye. Evet, aslında elimle çizeyim daha iyi olur ama ipucu da hiç fena olmaz. Evet, bilmecem geldi. Bakalım içinde ne yazıyor? Dönüş Teratör. Okuyorum, hazır mısın? Zaten bilmeceyi Dönüş Teratör yolladı. Adı bir yemek adı. Acıktım. Sakın yeme, kötü tadı. Şayet yazıp çizemiyorsan bil ki mürekkebi dolmadı. Dönüş Teratör. Biraz önce kolay bilmece sorduğun için benden intikam mı alıyorsun? Tamam, dur, düşünüyorum. Adı bir yemek adı. Sakın yeme, kötü tadı. Ama nasıl yemek kötü olabiliyor tadı? Şayet yazıp çizemiyorsan bil ki mürekkebi doğmadı. O zaman kalem. Bir dakika, Dönüş Teratör, ben çok severim. Dolma. Dolma kalem. Doğruymuş. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Dönüş Teratör, ipucunu dolma kalemle yazdığın için mi bilmecede sordun? Ha, hayır. İpucu çizimle ilgili olduğu için dolma kalem çekmecesine koydum diyor. Tamam, o zaman yani ben şablonumu dolma kalemle mi çizeceğim? İpucu bu mu Dönüş Teratör? Doğru söylüyorsun. Niye bu kadar soru soruyorum ki? Hemen gideyim. Çekmecemden ipucumu alayım. Evet, işte dolma kalem çekmecem burada. Hemen açıyorum ve içinden kağıdım çıktı ve ipucumu okuyorum. Kurşun kalemle iyice bastırarak çizgilerin üzerinden geç. Sonra ters çevirip kartonun üzerine koy ve arkasından kurşun kalemle çizgilerin üzerini boya. Tamam. Kaldırdığında çizgilerin kartona geçmiş olacak. Gerçekten mi? Tamam Dönüş Teratör. Evet, doğru söylüyorsun. O zaman en iyisi bunu denemek ve görmek. Şimdi kurşun kalemim zaten burada. Sen bunu böyle elinle çizmek istersen yapacağın şey çok basit. Üstten bastırılmış bir yarım daire çiziyorsun. Üstten bastırılmış derken işte böyle tam daire değil, biraz üzerinden sanki böyle hıp hıp diye böyle bastırılmış bir daire. Yarım daireyi çizdin. Sonra ne yapacaksın biliyor musun? Uçlarından yuvarlanmış bir oval. Şimdi oraya da geleceğiz. Bense şu an ne yapmaya çalışıyorum biliyor musun? Üzerine bastıra bastıra kurşun kalemle çiziyorum.
dönüş tiratörüm bana ipucunda söylediği gibi. Bak böyle bastıra bastıra çizdim. İşte uçları yuvarlanmış oval dediğim şöyle bir oval. Bak uçları yuvarlanmış bir oval. Sonra sevgili arkadaşım işte ovalin devamında burada böyle kesik çizgiler var, görüyor musun? Tabii ki bu kesik çizgileri katlayıp kat izi yapmak için kullanacağım. Yani ben onları kesmeyeceğim dönüş tiratörün dediği gibi. Şimdi sen bunu böyle çizmiş olabilirsin ama arkasına geçirebilmek için ben ne yapıyorum? Orayı da böyle koyu koyu çiziyorum. Evet, dönüş tiratör tam olarak böyle değil mi? Evet, doğru gidiyormuşum. O zaman devam edelim sevgili arkadaşım. Ne yapıyorum? İşte şu güzel açık kahverengi kartonumu, renkli kartonumu alıyorum. Ve şablonumu üzerine koyuyorum ama ters çeviriyorum. Sonra ne yapıyorum? Kurşun kalemimle şu çizgiler var ya, biraz böyle izi çıktı. Çünkü o kadar bastırdım ki o izi çıkmış çizgilerin arkasından ne yapıyorum? Boyama yapıyorum. Bastırıyorum biraz sevgili arkadaşım, izi çıksın diye. Evet, şablonumu alıyorum. Aa, dönüş tiratör! Baksana, resmen şablonum alttaki kartonun üzerine çıkmış oldu. O zaman biz şimdi kartonumuzu keselim sevgili arkadaşım. Hemen bir makas alıyorum. Ve şöyle kartonu tutup dış kenarlarından şablonumu kesiyorum. Dönüş tiratör. Sen ne maskesi yapıyorsun? Ne? Ayı mı? Ne yani, şu an sen bana ne maskesi yaptığını söyledin mi? Of! Yine kandırmış beni. Ben de her seferinde neden soruyorum ki? Hep heyecanlanıyorum. Ayı mı? Bir dakika. Dönüş tiratör şu an bana süper bir fikir vermiş oldun, biliyor musun? Hem de bedavaya, bilmecesiz. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Dönüş tiratör ayı dedin. Benim de kartonum açık kahverengi. Zaten düz bir şapka yapmak istemiyordum. Bu iyi bir fikir. Ben de ayılı şapka yapıyorum. Teşekkür et bari diyor. Dönüş tiratör, teşekkür ederim. Evet, şimdi şablonumu kestim. Şapkam ve bu fazla parçamı kaldırıyorum. O zaman buna bir de doku katayım. Pastel boyalarım vardı. İşte turuncu güzel olabilir. Bu turuncuyla biraz doku katıyorum. Tamam. Şimdi bir yanak çizeyim. Yanak için açık renkli bu kavun içi renkli kartonumu kullanabilirim. Bir oval çiziyorum ve onu hemen buradan kesiyorum. Peki oynar gözler nerede? İşte onlar da burada. Onun için biraz sıvı yapıştırıcı kullanabilirim. Biraz sıvı yapıştırıcı süreyim ve böyle dursun. Ben de bu sırada kulaklarını kesebilirim. Ayımın kulaklarında kalan karton parçamdan yapıyorum. Hani şablonu kesmiştik buradan. Evet, şimdi bu kulakları da sevgili arkadaşım yine pastel boyamla biraz boyuyorum ve doku katıyorum. Evet, tamam. Şimdi oynar gözlerimi yapıştırıyorum. Heh, bir göz buraya gelsin. Diğer gözüm de yanına. Tamam. Tabii ki bana ağız da lazım. Hemen ağzını şöyle çiziyorum. Tamam. Şimdi kulaklarına biraz mum yapıştırıcı sürüyorum. Kulaklar oldu. Aa, sevgili arkadaşım burun. Burnum yok. Ayımın burnu olması gerekiyor. En iyisi ağacımdan
uygun bir malzeme seçin. Mutlaka orada vardır. Bakalım burun için ne bulabilirim buralarda? Boncuklar var. Boncuklar. Boncuk çok küçük. Boncuk olmasın. Düğme. Ne olabilir? Ha! Pomponlar. Aa, turuncu pompon, pembe pompon, kahverengi. Tamam. Benim ayıma en çok bu yakışır. Kahverengi pompon. Tamam, bu bana uygun. Evet. Kahverengi pompondan güzel bir burun. Hemen sıvı yapıştırıcımı alıyorum. Evet, sen burada biraz havalan. Evet. Maskemi şimdi kat yerlerinden katlayıp yapıştırmam gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorum? Bende bir tane ahşap alet var sevgili arkadaşım. Sen bunun yerine bir cetvelin ucunu ya da dondurma çubuğunun kenarında kullanabilirsin. Yaptığım kat yerini biraz bastırarak iz haline getiriyorum. Rahat katlansın diye. Ve sonra katlıyorum. Tamam, şimdi böyle katlandı. Ve sonra da işte buradaki oval yer. Oval yeri katlamak için de yine parmağımı kullanıyorum. Evet. Böyle duracak ama tabii ki yapışması gerekiyor. Tamam, o zaman buraya biraz sıvı yapıştırıcı süreyim. Evet, oldu. Şimdi işte bu pompon burnu da ayımın burnu olarak yerleştiriyorum. Tamam. 5-6 dakika beklerken burnum da kurumuş olacak. Bakalım ayı şapkam kurumuş mu? Şimdi yapıştırdığım yerlere bakıyorum. Evet, ataş çıktığında da duruyor. Gayet güzel. O zaman kurumuş demektir. Bir kafama şöyle getirip hizalayınca tamam. Oldu böyle. Ama durmaz tabii bu böyle. Çünkü arkadan bir şekilde tutturmam gerekiyor. Sürpriz kutumun içinden çıkan lastik işe yarar. Evet, işte lastiğim. Bir tarafını delmem gerekiyor. Burada plastik kürdanım var. Sen de delerken dikkat et. Bir büyüğünden yardım alabilirsin. Tamam. Şimdi de kaşıma takıyorum. Evet. Gayet güzel durdu. Evet. Gözlerimi güneşten koruyacak. Şimdi bunu nasıl yaptığımı, bu sevimli ayı şapkayı hemen sana bir daha anlatayım sevgili arkadaşım. Şapka şablonunun üzerinden kurşun kalemle geçtim ve ters çevirip kartonun üzerine koydum. Çizgilerin üzerini boyadım. Şapka şeklini keserek çıkardım. Kartondan 2 adet kulak kestim ve içlerini boyadım. Gözleri yerine yapıştırdım. Alt kısmına bir ağız çizdim. Katlama yerlerinin üzerinden geçtim, kıvırdım ve yapıştırdım. Burnunu da pomponla yaptım. Şapkanın iki tarafına delik açıp lastiği kafama uygun olacak şekilde geçirdim ve ayıcık şapkamı tamamladım. Maske yaptı dönüştüratör ama acaba ne maskesi yaptı? Hadi bize göster dönüştüratör. Dönüştüratör, çok komik ve eğlenceli bir maske bu. Sen de kartonlardan böyle fırfırlı saçlar yapmışsın. Sonra yanlarına uzun ince saçlar yapmışsın. Böyle ağız ve gözlerini kesmişsin ama oynar gözleri de gözlerini oraya yapıştırmışsın. Böylece bu maskeyi taktığında buradan dışarıyı görebilirsin. Sonra kartondan koca bir burun. Ellerine sağlık. Evet sevgili arkadaşım, bugün gözlerimi güneşten koruyacak güzel bir şapka yaptım. Dönüştüratör de böyle sevimli güzel bir maske yaptı. İşte sen de böyle güzel zevkli bir maske ya da böyle gözleri güneşten koruyan bir şapka yapabilirsin. Ya da bambaşka tasarımlar yapabilirsin. Yeter ki hayal et, düşün ve yap. Burada yaptıklarımızı yeniden izlemek istersen sevgili arkadaşım trtçocuk.net.tr adresinden veya TRT Çocuk mobil video uygulamasından dilediğin zaman izleyebilirsin. Bir sonraki programa kadar ayrı kalacağız ama ayrı kaldığımız zamanlarda
evindeki geri dönüştürülebilecek malzemeleri sakın atma. Biriktir, sonra onlarla tasarımlar, projeler yapmaya devam edeceğiz. O zaman ayrılık vakti geldi. Bir sonraki programa kadar görüşmek üzere sevgili arkadaşım. El salla dönüştüratör. Bugünlük veda ediyor bak süp 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 sürpriz kutusu.